Arkadaşlar merhabalar. Yeni kümesimizin yerini burası olarak karar verdik. Buraya yapacağız. Torun kulübesi buradan çıkacak. Yan tarafa alınacak. Burayı komple kapatacağız betopanla. İçine de folluklar yapacağız. Böyle rahatça içine girebileceğiz. Bayağı büyük yer olacak. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum yorumlarda. Burası güzel mi sizce? Yeterli büyüklükte mi? Ona bir bakarsınız. Bu arada bugün Engin abimin yanına gittim. Yorumlarda da söylemiştiniz siyah kuşlardan bir tanesi hasta diye. Onu değiştirdik. O tedaviyi aldı onu. Yeni gelen kuşumuz da burada. Çok hırçın, kanatlarını bantladım. Kanadı bantlı bir şekilde kümese koyacağım. Şimdi Tekirdağ yerli kuşlarını tekrar uçuracağım. Bir de size bir sürprizim var, onu göstereceğim. Ayrıca arkadaşlar bugün Engin abimin yanına gittiğimde çok güzel bir video çektim orada. Kaçak bir güvercin yakaladı, hem de eliyle yakaladı. Müthiş görüntülerdi. Onların hepsini an an kaydettim. Bir de yeni bir çift kuş aldım. Şu an onu burada görmeyeceksiniz. Onu hafta içi yayınlayacağım videoda göstereceğim. Mükemmel iki kuş. Özelliklerini vesairesini hepsini anlatacağım size. Bu hafta içi o videoyu da yayınlayacağım. Bu yeni kuşumuzu koyalım arkadaşlar. Şöyle şimdi sürprizimi göstereceğim size. Sürprizimiz burada arkadaşlar. Kaçan baskamız geri geldi. Bizden gitmek istemiyor. Eşimin söylediği bir tabir bu. Sana gelen senden kopamıyor diyor. Ben de şöyle bir şey yapacağım sizler için ilerleyen zamanlarda. Bir video çekeceğim bununla ilgili. Bu da nedir arkadaşlar? Engin abimizin damar kuşlarından iki çift, yani bir çift kuş alacağım. Kendisine de söyledim bunu. Kafesimde, kümesinde 2 saat tutacağım. Çünkü bu baska bir gün kaldı bende ve gitmedi. Biliyorsunuz kaçmıştı o gün. 2 gün sonra tekrar geldi. Çok acıkmış bir haldeydi. Bu sabah yakaladım ben kendisini. Bir çift kuş alacağım, getireceğim. Kümesime koyacağım. Ve kümesimde 2 saat duracak. Bir kamera Engin abinin orada olacak. Bir kamera da buradan çekim yapacak. Bakalım ya, Engin abi diyor ki kesinlikle kuşlar geri bana gelir diyor. Bizim Engin abiyle mesafemiz yaklaşık 5 kilometre falan. Kesinlikle durmaz, sen de gelir diyor. Ama baksanıza, yani bir gün kümesinde duran kuş bile gitmedi, geri geldi. Ben o 2 saat kalan kuşların da beni terk etmeyebileceğini düşünüyorum. Çok ufak bir olasılık ama yine de bunu deneyeceğiz. Bakarsınız belki alışır gitmezler. Şimdi Tekirdağ yerli güvercinlerimizi çıkaralım. Burada mardinlerimiz var biliyorsunuz. Şimdi Tekirdağ yerlilerini çıkaralım. Baskayı da tekrar salacağım. Çünkü artık kendisi geldi. Bir daha da gitmez sanırım. Eşi de burada çünkü. Direkt eşinin yanına geldi. Şimdi onları serbest bırakalım. Otur oğlum. Otur. Aferin. Evet, baskanın eşi orada arkadaşlar. Gelen baskamız da burada. Bir uçuralım bunları bakalım. Kelebek uçuyor. Kelebek gel. (Gülüyor)
Ver çağıralım bakalım. Evet, şu. Çağıralım bakalım gelsinler. Beyazlar uçuyor. Evet, baskalar yukarıda kaldı arkadaşlar. Birisi kaçan baskamızdı, diğeri eşi. Evet, dişi baskamız geldi. Erkek baskada gelme yoluna girdi. İnemedi. Evet, erkek baskamız da geldi arkadaşlar. Şimdi mardinleri de açacağım ve hepsini birlikte uçuracağım. Evet, şimdi hepsini birden kaldıracağım arkadaşlar. Evet, uçuyorlar arkadaşlar şu anda. Şuradalar, sağ tarafta. O iki baska. Thank you.
Arkadaşlar sabah uçurduğumda Tekirdağ yerleri çok güzel uçmuştu. Videoya çekemedim onu ama yavaş yavaş alışıyorlar. İlerleyen dönemlerde daha iyi uçuşlarını göreceksiniz. Ben çünkü gördüm. Tekirdağ yerli makaracıları çok güzel uçuyorlar. Ve ard arda 7-8 tane takla atıyorlar. Bazen yere kadar düşüyorlar. Öyle kuşlar ama daha alışmadılar etrafa. Biraz alıştıktan sonra, bir de çok karınları aç değil. Ben dün fazla yem verdim. O yüzden de çabuk gelmiyorlar. Dumanlış ol arkadaşlar. Trakya makaracılarının nasıl uçtuğunu göstereceğim size. Biraz daha alışsınlar. Çok güzel bir uçuş şekilleri var. Ayrıca ben kelebeklerin takla attığını bilmiyordum. Şu kelebek takla atıyor arkadaşlar. Bilgisi olan varsa yazsın. Kelebekten çok anlamıyorum. Gerçi kuştan da çok anlamıyorum. Yeni yeni besliyoruz ama bildiğiniz takla atıyor yani. Evet, baskalar tok olduğu için şey. Bunları son bir kez daha uçuralım. Belki şansınıza bir görüntü verirler Tekirdağ güvercinleri. Oyun mu oynayacaksın? Gel. Gel. Koş. Koş. Hop. Gel. Koş 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 koş. Evet, uçuşa geçtiler. Evet, kelebek uçuyor. Şurada uçuyorlar. Evet, 3 kuş havada arkadaşlar. Arkadaşlar, gelecek kuşlarla ilgili bir ipucu söyleyeyim. Siz de yorumlarda tahmin edin. Benim güvercinlerimin
daha fazla havada uçmalarını sağlayacak bir kuş cinsi. Değişik bir cins. Dediğim gibi yani böyle sopa sallamadan vesaire yapmadan onları kışkırtacak. Onların daha fazla havada uçmalarını sağlayacak bir çift kuş. Yorumlarda tahminlerinizi bekliyorum. Evet, şu an kuşlarım çatıda. Çok aç olmadıkları için ilk çağırdığımızda gelmiyorlar. Sabahleyin çok güzel uçtular ama kameraya almadım sabahki görüntülerini. Açlardı, karınları açtı. Her çağırdığımda geldiler. Ben havalandırdım. Tek başınaydım bir de. Her seferinde havalandırdım. Güzel uçtular. Yalnız sonra kıyamadım. Acayip açlardı. Biraz fazla doyurdum galiba. Şu an uçuramıyorum ama ilerleyen dönemlerde nasıl uçtuklarını göstereceğim. Yeni gelecek kuşlarımız da dediğim gibi bunların daha fazla uçmalarını sağlayacak. Hep birlikte bunları havada saatlerce uçarken görüntüleyeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Gördüğünüz gibi kaçan baskımız alıştı arkadaşlar artık bize. Artık kayıp kuşumuz kalmadı. Hediyelerimizi de kaybetmemiş olduk. Gelen hediye kuşlarımız artık kümesimizde sıfır kayıp. Yani kaybımız yok şu anda. Gördüğünüz gibi bütün kuşlarımız burada. Dişi baskamız geldi. Arkasından erkek baskamız gelecek. Tur attı. Ve güzel bir dalış yaptı. İndi aşağı. Tüm kuşlarımız burada. Arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi yakında sürpriz bir video geliyor. Kaçak videosu ve kuşlarımızın arasına katılacak. Bir çift özel bir kuşumuz gelecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.